Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutuşunu bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan keçelerini bedar utkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ga salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve ta'ala başımızda sayaban bulup durgan Ramazan-ı Şerif ayını barchamizga muborak qilsin. Bu oyning kunduzlarini iymon bilan savob umidida ro'zalarini tutib, o'zimizni zimmamizdagi farzlarni ado etishimizda Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Bu fazilatli oyni kechalarini bedor bo'lib ibodat bilan o'tkazishimizda Allah Teala'nın özü yardımcı olsun. Ramazan ayı faziletlerge bay ay ekenini hemmemiz yakşı bilemiz. Müslüman ümmeti her yılı Ramazan ayı da özünü berçe sahada paklab aladı. Cismani manada hem, ruhi manavi manada hem, adab, ahlak, özara münasebetler ve başka sahalarda hem. Mana şu işlerde Ramazan ayıda ulamalarımızın halkımızga yetkizadigan malumatları, tushuntirishleri, vaaz nasihatleri juda katta ahamiyat kasb etadi. Ana şu etibardan elhamdülillah mana bir necha yillardan beri Ramazan ayıda turkum sohbatlar o'tkazib bormoqdamiz. Allah Teala bu sohbetlerini berdevam, bereketli, hayır berekege sebepçi buluşunu nasip etsin. Sizlerine bu imajlarınızda mesken adabı deyip atanmış İslami adablarını düşüncesi hakkında sohbet otkızışını niyet kılıp durupmuz. Allah Teala bunda uzu yardımcı olsun. Bunu hammamizga manfaatli qilsin. Masken degan Arapça söz sokinlik makoni degani. Inson sokinlik, xotirjamlik topadigan joyini masken deyiladi. Bu masken esa uni uyi, hovli joyi bo'ladi. Mana shu maskanni ham o'ziga yarasha odobi bor. Masken İnsan özü, ailesi, bola çakası, yakın kişileri bilen yaşaydıgan mavqi joy bo'lganidan onu ana şu joyda sokinlik topishi uchun, rohat farog'at topishi uchun, huzur halovat topishi uchun bir qancha yuzaga chiqarilishi kerak bo'lgan omillar var. Ana shuning odoblari maskandan ko'zlangan maqsadga erishishda yordamchi bo'ladilar. İslam dini inson hayotini barcha sohalarini izdan chiqib ketganini izga solib, buzilganini tuzatib, yo'g'ini yangidan barpo qilib, go'zal bir hayotga kiritganligi borasida maskan sohasida ham juda ko'p olamshumul ishlarni qilgan. Qur'oni Karim oyatlari nozil bo'lgan, Rasululloh alayhissalotu vasallam tug'ilib o'sib payg'ambar bo'lgan, shariatni asoslari, aqidalari joriy bo'lgan Arabiston yarim orolini oladigan bo'lsak, Alloh taolo islom nuri bilan yer yuzini munavvar qilishdan oldin bu diyorda maskan tushunchasini o'zi yo'q edi. Odamlar chaylalarda, kapalarda yashash uchun noqulay bo'lgan xonadonlarda yashashar edi.
O'sha jahiliyat paytini tasvirlovchi rivoyatlar, hadislarga, tarixiy ma'lumotlarga nazar soladigan bo'lsak, hatto katta-katta xonadonlarda tahoratxona degan narsani o'zi yo'q edi. Oysha onamiz, boshqa Oysha onalarimizdan kelgan rivoyatlarda o'sha paytda tahoratxona yo'q edi, avloroq joyga borar edik degan gaplar aytilgan. Shu bo'lmagandan keyin boshqa qulayliklar bo'lmasligi turgan gap endi. İnsanın en kerak demek narsalardan biri ki yok bo'lgandan keyin başka tarafını o'zi bilib olsa bo'laveradi. Chaylamida, kapamida, bazı bir devor urilgan bo'lsa ham eshigi yok, eshigini o'rniga bir latani to'sib qo'yadigan mana shunaqa noqulay holatlar bo'lgan. Bu narsalarni tuzatib, insonni yashash joyini insonning qadr-qiymatiga munosib bo'lishi uchun ana shu joyda ibodatini qilib, bola-chaqasi bilan huzur-halovatda yashashi uchun sharoit bo'lishini islom dini ta'minladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam min sa'adatil mar'il muslimi al-maskanul wasi'u wal jaru salihu والمركب الهانئ deb hadis aytdilar. Bu hadisni büyük babamız, vatandaşımız İmam el-Buxoriy o'zlarining Adabul Mufrad degan hadis kitoblarida keltirganlar. Hadisi sharifning ma'nosi shuki, mu'min musulmon insonning saodati quyidagilardan iboratdir. Keng maskan, solih qo'shini va yaxshi ulov markab. Allohning rasuli ushbu uch narsani insonni saodatidan deb aytayaptilar. Baxti saodatini omillardan bittasi. Yaxshi keng maskan bo'lishi nima uchun? Chunki inson bolasi o'zining umrini asosiy qismini hovli haramida o'tkazadi, maskanida o'tkazadi. Bir odam bir kunda 8 soat uxlaydigan bo'lsa, maskanida uxlaydi. Nonushta, tushlik, kechki ovqat qiladigan bo'lsa, shu yerda bo'ladi. Yana boshqa ishlari, faqat ishga borib kelgan vaqtigina maskandan tashqarida bo'ladi. Yana ba'zi bir hojatlarga. Demak, umrni asosiy qismi maskanda o'tgandan keyin shu maskanni turar joy, hovli haramni keng bo'lishi, qulay bo'lishi yaxshi bo'lishi insonni bu dunyodagi hayotini, saodatini omillaridan bir omil ekan. Qo'shni ham shu, doim birgada, yonida. Qo'shni yaxshi bo'lsa, insonni saodati tugal bo'ladi. Qo'shni yomon bo'lsa, bu yog'i yaxshi bo'lsa ham qo'shnimdan bir narsa kelib qolarmikan? Janjal chiqararmikan? Poylab turibdimikan? Ertaga mahallaga chiqib bir gapni aytarmikin degan hadik insonni demak rohat farog'atini buzib turadi. Markab ham shu ulov. Minadigan narsani qulay bo'lishi insonning saodatidan biri. Hozir mana mashina minadigan bo'ldik. Mashinasi yo'q odam o'zini juda noqulay his qiladi. Bozorga borgisa ham bir narsa urinish kerak. Guzarga chiqib kelmoqchi bo'lsa ham uzoqroq joyga boradigan bo'lsa, u endi aniq. Ana shularni bosh ro'yxatida maskan turar joy turibdi. Ana endi o'sha turar joy yaxshi, chiroyli, qulay yashash uchun, ibodat qilish uchun, bola tarbiyasi va boshqalarga demak javob beradigan tarzda turibdi. Lekin bu maskanni daxilsizligi bo'lmasa, yana ham saodati tugal bo'lmaydi. Shuning uchun bizi shariatimizda har bir maskanni, insonning turar joyini daxilsizligi to'la ta'minlagan. Hech kim bo'lishidan qat'iy nazar birovning uyiga uy egasini ruxsatsiz kira olmaydi. Qaray olmaydi, quloq sola olmaydi. Mumkin emas. Harom qilingan.
Çünkü masken insanı tolakanlı ravişte hardık çıkarışı için hizmet kıladığın yegane caydır. Özünü uyudan başka cayda insan bir melal geçini almaydı. Taharat kılalmaydı, usul kılalmaydı. Hahla genişe demek yatıp bir şamarlap dem alalmaydı. Daim bırakıp kalar mıkın, palan bular mıkın, pistan bular mıkın degen hadikte turadı. Özünü uyup olsa bir malal açıp kiredi. Hahlagen tarzda yeçinedi, yuvunedi, terenedi, hahlagen şekilde hiç kimle kirişiden, körüşiden, gefatışiden, ya ki karab duruşiden hadik sıramagen halde tolakanlı hardagını çıkaradı. İnsan hayatı devamında çerçeydi, hariydi, asabiyleşedi, açığı çıkadı. Ana şunda özü halkı kendisi, bravını halakıtsızı halatı da damalgısı, çerçeğini yazgısı kegende, uy özünün maskeni dahilsiz bosa şu nesillerini kıra aladı. Ana şu itibardan demek bizi dinimizde hanedanlarının dahilsizliği tolakanlı ravişte tamillegen. Bunu Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi de özü bayan kılgen. Mamullerge hitap kılıp öz üyelerinizden başka üyelerge, üy egelerinden izin almazdan, ularga salam vermezden turun kirmenler degen buyruğunu kılgen. Yani insan özünü ruhsatsız, birov hiç kim kirip kelalmasligini bilgenden keyin bemalol bo'ladi. Shuningdek, maskanga maskan egasini iznisiz birov nazar solishga ham haqqi yo'q. O'g'rincha nazar solgan odam jinoyatchi bo'ladi. Ulamolarimiz shu o'g'rincha qarash, nazar solish harom ekan, demak quloq solish ham harom bo'ladi deyiladi. Devorning orqasidan turib, xonadon egalari uyini ichida nimani gaplashyapti, eshitib olishga urinish ham xiyonat bo'ladi. Katta gunoh bo'ladi, shariatga xilof ish bo'ladi. Mana shu tarzda islom xonadonlarning, maskanlarning daxilsizligini ta'minlagan. Ana hamma yoqdan daxilsizlik ta'minlab, chiroyli yo'lga qo'yilgandan keyin endi ana o'sha maskanni odoblarini ham tushuntirishga o'rinilgan. Avvalo maskan tushunchasi to'g'risida gap ketganda, bu maskan qurish, uni jihozlashda mu'tadil bo'lish tavsiya qilinadi. Chunki islom mu'tadillik dini, hamma narsa o'rtacha bo'lsin. Maskan uy joy qurishda kim o'zarga o'tish, maqsad palonchinikidan ko'ra yaxshiroq qilib odamlarni og'ziga tushish, maqtanish, faxrlanish niyati bilan bo'lsa, shariat buni qo'llab-quvvatlamaydi, taqiqlaydi, tanqid qiladi. Rasul akram alayhisolatu vassalom o'z hadisi shariflaridan birida aytadilarki, la taqumus sa'atu hatta yatatawala an-nasu fil bunyani. Odamlar to kim uy qurishda kim o'zarga kirishmagunlaricha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedilar. Ya'ni odamlar uy qilishda kim o'zarga o'zini rohatini ko'zlamayapti, oilasini rohatini ko'zlamayapti, ibodatim yaxshiroq bo'lsin demayapti-da, odamlardan o'zaman. Odamlar palonchin uyi zo'r ekanda maqtasin degan niyat bilan qiladigan bo'lsa, ana qiyomatni alomatlaridan bir alomat ekan. Bunga islomda demak yo'l qo'yilmaydi. Shuning uchun mu'tadil bo'lish, yaxshi bir yashash uchun tahoratiga, g'usliga, oila a'zolarini yaxshilab dam olishiga, ibodat qilishiga, ovqatlanish va boshqa ishlariga xizmat qiladigan tarzda, demak oila uchun maskan qurish, uni jihozlash va boshqa ishlarni yo'lga qo'yish tavsiya qilinadi.
Masken kuruş boyunca aytib o'tdik ki, avval masken kuruşta bir did degan narsa yo'q edi. Müslümanlar bunu juda yaxshilab yo'lga qo'yishdi. Her taraftan kolaylik bo'lishi uchun qo'ldan kelgan barcha choralarni ko'rishdi. Avvalgi mo'min musulmonlar turar joylarini qurganda, hovli harom maskanlarini qurganda hamma uylarni eng muhtaram tarafi, hurmatli joyi to'ri qiblaga qaragan bo'lar edi. Yaqin-yaqinlarda biz bolalik chog'imizda ham uylarni shunday bichilar edi. Uni mehrob deyishardi, masjidni mehrobidek uyga mehrob qilishar edi. Kirgan odam birinchi marta kirsa ham uy egasidan uylarni qiblasi qaysi tarafdan deb so'ramasdan shundoq o'zi bilinib turar edi, namozini o'qib ketaverar edi. Butun musulmon olamida uy qurish tartibi mana shu shaklda bo'lgan. Ana o'sha turar joylarda tahorat uchun, g'usl uchun alohida hammomlar tayyorlangan joylar, qulayliklar bo'lgan. Ota-onalarini yotadigan yotoqlari bolalarni ko'z o'ngida bo'lmagan. Bolalarga ota-ona birga yotadigan joyini ko'z-ko'z qilish yo'q bo'lgan. Uyni qurayotganda o'sha begonalarning ko'zi uyni ichiga tushadigan, ichida yuradigan, havlu haramni a'zolarini ko'radigan darajada qilmasdan ehtishom bilan, odob bilan qurilgan. Ana uylarni qurish, bichish rejasini tuzishda ana shu odob, axloq, o'zini satrini o'ylash, bola chaqani begona ko'zlardan asrash kabi oliy maqom qadriyatlar o'zini soyasini solib turgan. Mana shunga moslab uylar qurilgan. Ana mana shu tarzda, mana shu tarzda uy joylarni yaxshilash, qulay qilish, daxilsizligini ta'minlash ma'nolari yuzaga chiqqan. Uy qurayotganda niyat shu. Niyat o'zim, oila a'zolarim, bola chaqalarim yaxshi bir yashab, Allohga shukrona keltirib, ibodatini o'rniga qo'yishimizni nasib etsin. Maqsad shu. Allohning ibodati uchun yaxshi bir joy tayyorlab olaylik. Allohni bergan ne'matlariga shukr qilish uchun qulay bir maskan qilib olaylik. Ana shu qulay maskanda yaxshi yashab, Allohning ne'matiga shukr qilib, ibodatimizni o'rnida ado qilaylik degan niyat bo'lgan. Mana shu narsalar hozirgi kunga mo'min musulmonlarning ongida ham doim turishi kerak. Alhamdulillah, oxirgi yillarda bizda ham turar joylarni chiroyli bo'lishi, qulay bo'lishi, ibodatga mos bo'lishi ancha yaxshilanib, xayr barakaga sabab bo'lib qoldi. Bir-biridan ko'rkam, yaxshi imoratlar, hovli haramlar qurilyapti. Lekin shu bilan birga doim esimizda turish kerakki, bu narsalar faxrga olib bormaslik kerak. Kim o'zarga aylanib qolmasligi kerak. Boshqalarning ko'nglini sindirish islom odoblariga zid holatlarni yuzaga kelishiga sabab bo'lib qolmasligi kerak. Maskan odobi, hovli joy, turar joyining odobi asosan ma'naviy odoblardan iboratdir. Maskanning odobi birovni yashash joyiga ikkinchisi kelib chaqirishi, bir hojatini bitirishi va shunga o'xshagan odob, demak, muomalalar asnosida kelib chiqadi. Shuning uchun mo'min musulmon inson boshqa birovnikiga boradigan bo'lsa, uni chaqirib, u bilan suhbat qilmoqchi, ishini bitirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, avvalo munosib vaqt tanlasin. Borganda o'sha xonadon egasini xijolat qilib qo'yadigan bo'lmasin. Bomdoddan oldin borib, eshigini taqillatmasin u uxlayotgan paytida, yoki tush paytida, yoki kechqurun yotib olganda, yana yaqin boshqa vaqtida. Demak, bir munosib vaqtini tanlasinki, borib chaqirganda xonadon egalari bemalol labbay deb chiqib kutib oladigan bo'lsin. Ularni oromini buzadigan bo'lmasin. Buning uchun bugungi kunda juda oson vosita bor, telefon bor. Oldin telefonda kelishib, men bormoqchi edim, qachon sizning vaqtingiz bo'ladi?
deb kelishib olib borsa bo'ldi. Odamlarimizda shu narsa yo'q. Xayoliga kelgan vaqtida boraveradi. Borib qo'ng'iroq turibdi, qo'ng'iroqni bosmasdan eshikni taqillatadi. Yoki derazani uradi, yoki baqirib chaqiradi. Ana bularni o'rganish kerak, yo'lga qo'yish kerak. Demak, munosib vaqtida borsin. Deylik, munosib vaqtini topib bordi. Qur'oni Karimda, sunnatda aytiladiki, 3 marta chaqirsin. 3 marta chaqirsin. Avvalgi vaqtlarda hech narsa bo'lmagan, qo'rg'on ham bo'lmagan, paxsadan devor qilingan, eshikni o'rniga lata to'sib qo'ygan. Shuning uchun o'sha eshik yoniga kelib, nariga qarab turib, assalomu alaykum, assalomu alaykum deb 3 marta shu salom berishgan. Shu chaqirig'ini o'rniga o'tgan. Ichkarida uyning egasi yo chiqqan yoki kiravur degan. Endi hozir unaqa emas. Hovli bo'lyapti, darvozalar bor, hamma yo'q, demak, yaxshilab balat qilib qurilgan. U berib eshikdan salom desa, u 100 marta aytsa ham birov eshitmaydi. O'sha eski vaqtlarda taqillatgan asboblarni qilishgan eshiklarga, keyin bunday tortsa jarang maydon qo'ng'iroqlarni qilishgan. Keyin borib elektr qo'ng'iroqlar chiqdi. Hozir endi uy telefonlari chiqqan. O'rnatib qo'yadi, kelgan odam tugmachani bossa, uyning egasi demak qo'ng'irog'iga tutib ossa, surati ko'rinadi chaqirib turgan odamni. Demak shu narsani 3 marta qilish kerak. Rasul akram alayhisolatu vasallam hadisda shunday deganlar. Chaqirish 3 marta bo'ladi. Birinchisida kelganini bildiradi. İkincisinde uçraşmakçı ekerliğini bildiradi. Üçüncüsünde endi ahirge haberini vergen boladı. Ana hadislerde etiledi ki, üç mertte bildirip çakırgenden keyin cevap verilmese kaytıp gitsin. Yaki degen ayette, ve in qile irci'u farci'u. Eğer iskerden turup kaytın değilse, kaytiler. Yo, ben kaytmayayım, ben işim var, çıkayım bir yaka deme. Üç mertte çakırdığın cevap verme yaptı mı? Demek seni kabul kılmak çıkmaz. Şaraiti yok. İmkanı yok. Şimdi avaz çıkarıp kayıtayım dese, rasayla imkanı yok buladı. Şunun için onu hıcalat kutturması gerek, kayıtıp yetiş gerek. Ayet-i Kerime'de şundayken, sahabalar ayetlediler ki, şu ayetke bir amal kılaylıydı, köpçülüğünü çakırıp, bir kayıtıp yet dese idi, deyip arzu kılardı ki, hiç kim kayıtıp yet demese de. Hamma merhaba derdi. Çünkü Müslüman ümmetinin siması şu. Eşikten çakırıp kegeni hiç vaxtıda kayıtıp ket demeydi. Özüge nakulayı basayam çıkıp kütü oladı, hursan kılıçka urunadı. Hani çakırgan adam. Adab bulan çakırıp çekege oturtursun. Üyünü egesi gelip köçe eşiğini açken de roparada turup arkadan havlu haramga kelin kelçekke tozu çıkadan bulmasın, çakır uçunu. Çekege otup başka yaka karab dursun. Eşik açılgen de iskereki tozu çüşmesin. Adab şu, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir çakır uçunu aldılarına çıkandı, şu doğru karab durgen de onda akılma, bunda akıldı, burup nereye karab koygarlar. Müslümanlık adabı şu, çakır uçu adam çakırgenden keyin o'zi chaqirgan uyini ichiga, hovlisiga ko'zi tushmaydigan bo'lib turadi eshik ochilganda. Ana odob shu. Endi birov eshikni ochib marhamat dedi. Yoki tugmachani bosib eshikni ochib kiravering deb ichkaridan aytdi. Shunda haligi odam salom berib kirishi kerak. Oyatning hukmi shu. O'zini tanitib salom beradi. Mabada iskariden kim deb sorasa men demaslik kerak. Rasul-i Akram aleyhissalatu vesselam'ni birov chaqirib kelganda kim deganlarida men degan. Men deb Rasulullohni achiqlari chiqqan. Men palonchiman deb aytish kerak. Assalomu alaykum, men Ahmadman. Kiraversam mumkinmi? Deyish musulmonlik odobi. Mendan hech narsa bilinmaydi. U aytganidan aytmagani yaxshi uni. Ana, mana shu narsalarni odob, axloq sifatida mo'min musulmon inson o'rganishi kerak.
Aytaylik yana demek tabrikler uy egası içkariga taklif kıldı. Salam verip kiradı. Uy egasını körsetken tarafıga yuradı. Alengelab uyabiyalarga karamaydı. İçkariga apkırıp marhamat kırın oturun degende mezban körsetken cayga oturadı. Uy egasını özünü oturadavan cayga mehmanını oturuşu mümkün emez. Çünkü uy egası daim oturadı, o şu cayı aile azalarını hürmeti şunge burulgen hamma tarafı şu, şunun için uy egasını özünü oturadavan cayga oturmazdan uy egası kayerini korsatsa şu yerge oturadı. Oturgen de adab bilen oturadı. Alengidab türlü taraflarga karamaydı. Bu narsalarını, mürzun narsalarını kovlaştırıp, açıp, yakı sürüp, tartıp, karamaydı. Adab bilen oturadı. Ana uy egasını ruhsatsız hiç nesil kımaydı. Gapı bosa gapıradı, ziyafatı bosa yiydi. Yana çıkıp getişti ham uy egasını küzatıvı bilen birge çıkadı. Ana adab şundan ibaret buladı. Bana şu adabını yakşı organış gerek. Hazırki küllerde köpçülük bunu bilmeydi. Barıp darvazanı açıp, açıp olsa kir bara uğradı. Tapır tıpır kılıp. Bu ahli ayalı vardır, kelin kette vardır, kızlar vardır. Bunlarını kabul kılışta tayarmazdır bunlar. Degen hayaller yok. Çünkü bana şu adablarını organmadan o şu adamlar. Endi bu taşkarıdan kegen bilen buladıkan adab. Uy içi de bir ailede yaşayıp durganlarını hem özüge yaraşı adabı var. Bu ham Kur'an-ı Kerim'de bayan kılıngan, hususen Nur Suresi de batafsir bayan kılıngan. Bir ailede ata ana, balaları, kelin buluşu mümkün. Yani şunu okşagan, bir ailede yaşayan şahslar hemimizde malum. Manasular uy içide, mahram olarak bir gelikte yaşayıp durgan en yakın insanlar bosa hem, ana şunu ham özünün adabı var. Şu adablarga riaya kılınışı gerek. Ata ananın özünün alahıda khanası bosa, vayege yetken oğul kızları o khanaga ruhsatsız kirmeydi. Ruhsatsız kirişi mümkün emez. Vayege yetken, balagatki yetken, uyat ayıbını biledi, avratını düşünedi, başka boladı. Ana Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şu hadisini aytıp, ata ananı aldı ki, onların ruhsatsız kirib olmaydı. Degende sahabalardan bittileri, onam karı insanlar, ben o kişinin hizmetini kıptıramam, her kirganımda ruhsat soruramam mı? Degende, ne mi bu masa anayını kiyimsiz halde görmekçi misin? Degerler. Hakikaten ata ana kiyim almıştırırken buluşu mümkün, ya ki uhlap koyan buluşu mümkün, uhlaganda kandı halatı yetkenini uzayan bilmeydi, ya ki birer nesnesini yıkıştırmakan buluşu mümkün, bunu indi balagat yaşındaki oğul kızları görse hıcalat buladığın halatlar buluşu mümkün. Şunlar, şunun için ular ata anasının hanesine izinsiz kirişlerine ruh şeriyette ruhsat yok. Şunun indi o şu balagat yaşındaki yetken oğul kızlarının özlerinin hanesi bulsa, birbirini ki hem ruhsat sorab girişedi. Ata ana hem balagat yaşıga yetken ballarını khanalarına o şey takkırlatıp, kirip bastırıp varmasından ruhsat sorab girişedi. Yakı çakırıp taşkarıda yapışedi. Küçük yaşdaki avratlı farkı gibi olmayan balaçalar olsa onlar iznimesi yok, tenliği yok, kirip çıkıp yürüyüşe uğradı. Onlara ruhsat. Hususen üç payette tan payeti de uykudan turadıgan payeti de. Çoşkak peşinden keyin adamlar sarkıllap dam aladıgan payeti de. Ve keçesi uykuya yatken yatadıgan payeti de. Allah'a da bu narsa takitlenedi. Ruhsat soramasından yakınlığa barılmaydı, kirilmeydi. Yani o narsanı daim itibarını kıladı. Yakşı bir seviyede saklap duradı. Bir ailede yaşayarken insanlar, ata-analar, farzandları, kelin-kuyovlar ve başkalar her demek muamelelere de vikarını, adabını, basıklıkını, sakirlikini özlerine lazım tutuşları gerek.
başkalarına okşab kiyimlerini haklıganıca geçip taşab uyakka buyakka otup birbirine aralaş kuralaş buluş Müslümanlarına doğru kemeydi. Hemme özünü demek haya bulan işler, kiyimini ihtişam bulan kiyip muamuleleri hemme tarafı güzel buluşları gerek. Hani o şende inşallah maskan adamları yolga koyulgen buladı. Hemmesi yakşilik, hayır, berekege sebep buladı. Çünkü bizi dinimizde kaysi bir nersene kılınlar de buyursa, bu sevap dese, bunu acrı var dese, hani bu halal dese, hemmesi fakat ve fakat faydalı buladı. Yakşilik buladı, hayır, bereke buladı. Ana şunun ne amal kılgenge, o bulan mamulada bulgenge ve bütün insaniyetke hem yakşilik buladı. Mana şu narsalarını biz o'rganib, bolalarimizga ham o'rgatib, ixlos bilan amal qilsak, ajr savob olamiz, baxt va saodatga erishamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Alloh ushbu ma'ruzada aytilgan shariatimizning hukmlariga ularni yaxshi ixlos bilan o'rganib, ixlos bilan amal qilishimizni nasib etgan maskanlarimizni hayır maskanı, bereke maskanı, uyucaylarımızın hatırcamlık cayları buluşunu, ibadetimizge, baktımızge, saadetimizge, hizmet kılışı, farzantlarımızın güzel insanlar bulup, unup, ustup, barışke masken buluşunu nasip kılgın. Bu adablarge amal kılıp, uzunuz manfaatli buluşumuzu, daim hayır berekede berdevam buluşumuzu nasip etkin. Ve sallallahu ta'ala ala hayri halkihi Muhammed, وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.